Herkese merhaba arkadaşlar. Kaşfikim'e hoş geldiniz. Bugün Medeniyetler Şehri Tarsus'tayız. Tarsus'un değerlerini göstermeye, tanıtmaya başlayacağız. Tarsus gezimize başlıyoruz. Tarsuslu olarak Abdülkadir Kortun neler söylemek ister? Çok heyecanlıyım. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şalgam. İlk değerle başlayalım ha. Evet, ilk olarak Tarsus'un ödüllü şalgamcısı Murat abiyle beraberiz. Tarsus hakkında konuşacağız. Abi stat tıklım tıklım dolardı böyle ha. O heyecanı görüyorum abi. Yani ben sana söylüyorum ya, yani dediğim gibi belki işte araştırırım, hani siz hani belki internetten veya da daha bir alakalısınız. Araştırın tarihi Tarsus'un o dönemki tarihlerini. Yani dediğim gibi yani Tarsus İtman Yurdu su gibi, ekmek gibi, aşk gibiydi. O Tarsus o heyecan Şahin Kırbıyık'la gelecek mi? İnşallah kardeşim, inşallah. Temennimiz odur bak. Yani dediğim gibi birinciliğe oynardık biz. Birinciliğe oynardık ve inşallah ki temennimiz o günleri tekrar geri yaşamak. Eyvallah abicim, teşekkür ediyorum. Başarılar. Türkiye ve dünya turu seyahatlerinde. Eyvallah abicim, teşekkür. Ayağına taş değmesin kardeşim. Teşekkür ediyorum, eyvallah. Arkadaşlar şu anda Tarsus'tayız, Medeniyetler Şehri. Üzerimize Tarsus İtman Yurdu'nun formalarını da giydik. Çok heyecanlıyız çünkü Tarsus'un değerlerinden bir tanesi olan Tarsus İtman Yurdu'nun bugün başkanlık kongresi var. Şimdi hep beraber kongreye geçelim. Hadi bakalım. Evet Abdülkadir Bey, şu anda Tarsus İtman Yurdu'nun kongresine geldik. Toplantısındayız, geldik. Taraftar grubu olarak Tico Bistro Cafe'deyiz şu an, hemen gösterebilirsin. Burada taraftarımız kongre öncesi toplantı halindeler şu an. Son hazırlıklar, son heyecan dorukta, Şahin Kırbıyık Başkan'ın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah Tarsus 100. yılında mükemmel başarılara imza atacak. Ben gönülden inanıyorum ve desteğe de devam için geldik, şu an buradayız. Hadi bakalım. Evet, şu an kongre öncesi taraftarların duygu ve düşüncelerini alacağız. Efendim, kongre, Tarsus İtman Yurdu kongresi önündeyiz, şu an öncesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Utku Semizoğlu. Ağrı Doğu Beyazıt'ta polis memuru olarak görev yapıyorum. Bu kongre için yıllık iznimi ayarladım ve bu tarihi anı tanıklık etmek için buraya geldim. Efendim, şu an bu sözlerin üzerine benim tüylerim diken diken oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu katılımınız için. Yani gerçekten Tarsus İtman Yurdu'nun ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Orta yaş ve üzeri bir abimize mikrofonu uzatmak istiyorum. Tek bir şey söyleyeceğim. 86 ruhunu tekrar yaşattığı için Şahin Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Var olasın, sağ olasın. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de aynı şekilde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapıyorum. Sabah nöbetten çıktım, hiç uyumadan 16 saatlik nöbetten sonra sabah direkt buraya geldim bu takım için. Utku kardeşim gibi aynı coşkuyu yaşayarak sabah 9'dan beri bu anı bekliyoruz, kongreyi bekliyoruz. Tabii ki de Şahin Başkan'ın her zaman arkasındayız. Teşekkür ediyoruz. Şu an günlerden 9 Mart 2021 Salı, Tarsus İtman Yurdu'nun kongresinden önce, hemen önce Sayın Şahin Kırbıyık'ın duygu ve düşüncelerini alacağız. Yıllar sonra Tarsus İtman Yurdu'nu bu şekilde kenetleyen bir başkan çıktı ortaya. Bakalım Şahin Kırbıyık bizlere neler söyleyecek kongre öncesi. Hep beraber mikrofonu ona uzatıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Tarsus'a güzel şeyler yapmaya geliyoruz. Bunların içerisinde yani sadece Tarsus İtman Yurdu değil. Yani Tarsus'un sosyal yapısından coğrafi yapısına da el atmak. Yavaş yavaş hepsi olacak. Yani biz bir holdingiz. Yani Kırbıyık Holding çatısı altında başarılarımızı Tarsus İtman Yurdu'yla da pekiştirmek. Evet başkanım, anlı şanlı İtman Yurdu arması şu an sizin omuzlarınızda. Bu konuyla alakalı hissiyatınız nedir? Yani bunları da taraftar olarak bizler merak ediyoruz. Şu anki duygu ve düşünceleriniz, geleceğe yönelik değil de şu anki duygu ve düşünceleriniz, heyecanlarınız nelerdir başkanım? Vallahi şimdi Tarsuslu olduğum için gurur duyuyorum. Yani mahallede top oynadığım insanlarla beraberim. Çocukluk arkadaşım belediye başkanı oldu, Haluk Başkan. Evet. Onunla da gurur duyuyorum. İnşallah Haluk Başkanımızla da el ele verip hem Tarsus İtman Yurdu'nu hem Tarsus'a değişik spor tesislerini kazandıracağız. Umudum çok. Umudunuz çok. Evet. Peki buradan şu anda bizi izleyen binlerce Tarsus taraftarının onlara bir şey söylemek ister misiniz taraftarımıza? Az bir sabır. Sabırdan sonra güzel şeyleri önce taraftarlarımız, sonra ben. O gururu yaşayacağız birlikte. Az bir sabır. İnşallah. O zaman buradan 100. yılda İtman Yurdu'nu Süper Lig'de göreceğimiz için bunun bize umudunu gönüllerinize, taraftarın gönüllerine verdiğiniz için ben sizlere taraftar adına çok teşekkür ediyorum. Şimdi hedeflerimiz olması lazım. Hedefsiz insan
yaşamasın. Ben buraya gelirken hedef koydum. Hiçbir taraftarımız bana demiyor, şunu yapacaksın. Ama bu hedefler doğrultusunda biliyorum ki Tarsus İdman Yurdu için, taraftarlarımız için yapılması gereken çok şey var. Onlara da biz hazırlıklı geldik. Allah'ın izniyle çok kısa zamanda da görecek herkes. Başkanım. Arkadaşlar bir alkış alalım. Evet. İdman Yurdu şampiyon, Şahin Başkan! 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 İdman Yurdu şampiyon. Başkanım, inşallah bu yolda çıkmış olduğunuz bu yolda ben sizlere başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yine söylüyorum, biraz sabır ama çok güzel şeyler olacak. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Taraftarla buluşmaya devam ediyoruz. Eski TADER Dernek Başkanı Sayın Özerap Bey birlikteyiz. Kendisinin kongre öncesi duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Özer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. İyi neler yayınlar. Söylemek istersiniz? Tarsus İdman Yurdu için uzun bir aradan sonra, yani Erkut Kuzeyman'dan sonra maddi ve manevi olarak güçlü bir başkan adayımız var. Bu sebepten 7'den 70'e herkes, özellikle 80'li yıllarda küsmüş olan bir halkımız vardı, taraftar topluluğumuz vardı. Onlar için, onların da bizle barışıp olması ve başkan beyin arkasında olması güzel bir şey tabi. Bu tamamen Şahin Kırbay'ın gelmesiyle birlikte Tarsus İdman Yurdu'da bir bütünleşme olmuş oldu. İyi bir algı, iyi bir vizyon ve iyi bir Tarsus İdman Yurdu izlemek için bu mücadelenin içinde devam edecekler. Efendim çok teşekkür ediyoruz duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Peki Tarsus İdman Yurdu'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz efendim şu anki pozisyonda? Şimdi bugünkü Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulundan sonra Tarsus İdman Yurdu'nun geleceği bizim için, yani yönetim kurulu olduktan sonra 2 ay içinde hemen hemen tamamen sıfır bir borç bir kulüp ve gelecek sene Tarsus İdman Yurdu'nun şampiyon bir ekip oluşturmak. İnşallah bunun için de en iyisini yapacaktır Şahin Bey. Tarsus bunların çok fazlasını hak ediyor. Sizler de bunun bilincinde olarak bu işin altına elinizi koyduğunuz için başta size ve daha sonra da tabii ki Şahin Kırbay'a çok teşekkür ediyorum ben. Bizimle yayına katıldığınız için teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kaşif Timi'ni de her zaman takip ediyoruz. Allah yollarını battığını açık etsin. Evet, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Özel abi adamdır. Başkanım bir poz alabilir miyiz şöyle bir poz? Tamam. Görüyorsunuz Sayın Şahin Kırbıyık kongre öncesi salona giriş yapıyor. Sizler de şu an görüyorsunuz efendim. Seçildiği için benim elime bir dilekçe geldi. Ben bunu sizlerle paylaşıyordum. Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği olan Su Genel Kurulu'na, Divan Başkanlığı'na Cumali Yağcı, katipliklere Saliha Erdoğan ve Zafer Yıldırım'ı ödeyecek. İlk liste gidildiği için seçim sonuçlanmıştır. Şahin Başkanımızı tebrik ediyoruz. Kürsüye davet ediyoruz. Ve bu arada Musa Atay'ı da davet ediyorum. Eski Başkanımız Musa Atay'ı da davet ediyorum. Daha sonra yönetim kurulunu tek tek çağıracağım arkadaşlar. Şuraya al. Yana Zafer. Zafer. Yanına al. Sayın Başkanımız Musa Atay burada. Doktorumuz, eski başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşımız. Buyurun. Heyecanımız, sizdeki olan heyecan aynı zamanda bende var. Güzel şeyleri düşünerek en güzelini yapmaya bizler geldik. Sizlerin sayesinde. Allah hepimizi yer yolda bırakmasın Rabbim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, şu an Tarsus İdman Yurdu Kongresi'ndeyiz. Şahin Kırbıyık başkanlığı kesinleşti. Sayın başkanım hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anki görüşlerinizi alabilir miyim? Başkanlığınız hayırlı olsun. Neler ya, başarıyı yakaladık. İnşallah bundan sonra esas çalışmaya geldik. Yani güzel şeyler yapmak amacımız. İnşallah başkanım bu taraftar ve kulüp inşallah hak ettiği yerlerde olacak. Hayırlı olsun. Uzun zamandır bu heyecanı yaşamamış olan Tarsus'a
bu heyecanı yaşattık. Daha nice heyecanlar yaşatacağız Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz başkanım. Taraftarın coşkusunu görüyorsunuz. Yıllar sonra Tarsus beklediği heyecana kavuştu. Sayın Şahin Kırbı'yı görüyorsunuz. Taraftar beklediği başkanla buluştu. Bir düğün havası var efendim. Şu anda Tarsus'tayız. Tarsus İdman Yurdu'yla alakalı konuşmaya devam ediyoruz. Abiler var yanımızda. Tarsus İdman Yurdu'na yeni başkan seçildi. Şahin Kırbıyık. Evet. Bunun hakkında düşünceleriniz? Vallahi çok güzel düşüncelerimiz var. Şahin Kırbıyık'ı zaten biz destekliyorduk. Yıllarca da söylüyorduk yani bu takımı böyle maddi gücü olan insanların devralmasını istiyorduk. Çünkü futbolda para önemli. Hı-hı. Parayı vermediğin zaman futbolcu oynamaz. Onların da ekmek parası bir şekilde. Hı-hı. Ekmeğini oradan çıkarıyorlar. O yüzden yıllarca parası olan insanların, bir de gönül vermiş insanların bu kulüpte başkanlık yapmasını istedik. Bu da nasip oldu. Çok güzel oldu. Çünkü ilk defa böyle gönüllü bir başkan geliyor. Paralı bir başkan geliyor. Maddi olarak gücü olan bir başkan geliyor. Projeleri var. Yani hedefleri var. Hedefi olan bir insan, iş adamı. Zaten iş tartışılmaz yani. Ticari başarısı zaten tartışılmaz. İnşallah kulüpte de gerekeni yapacağına ben inanıyorum. İnşallah Tarsus İdman Yurdu için en güzel olur. Evet millet, şu anda Tarsus'tayız. Ben Tarsuslu değilim ama acayip bir heyecan içindeyim şu anda. Kaşitim olarak muhteşem bir heyecan yaşadık Tarsus'ta. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman, her yerde en büyük dostuz.